Merhabalar efendim. Vaktiniz hayır olsun, gününüz hayır olsun, ömrünüz hayır olsun. Allah-u Teala doğru sorularla, doğru dua ve doğru arayışlarla ömrünüzü en güzel şekilde geçirmenizi nasip etsin. Bunu nasip ettiği kullarından eylesin inşallah. Efendim bugün Allah nasip ederse inşallah sorularımız, arayışımız ve arayışımız doğrultusundaki koşuşturmalarımızdan biraz söz edeceğim size. Bir insan bir şey yapacağı zaman beyin ona niçin sorusunu soruyor. Niçin sorusuna verdiğimiz anlamlı bir cevap beynimizi ikna ediyor. Ve beynimiz bizi o inandığı şey üzerine hareket etmemizi sağlıyor. O yüzden de bir şey yapamıyorsak beynimizin güçlü bir nedeni yoktur diyoruz. Şimdi ben bazen danışanlarıma diyorum ki bana en son zamanlarda yaptığınız duaları söyler misiniz? Ne arıyorsunuz? Bazen de bakıyorum ki sürekli kendisinin ihtiyaç hissettiği şeyler üzerine dualar yapıyor. Bu normal mi? Elbette normal. Fakat ihtiyaç hissettiği şey doğru değilse, tam tersi dua etmesi gerekiyorsa, bunu insan nasıl anlayacak? O zaman sorunun ve duanın öncesinde, daha doğrusu sorunun ve ona uygun adım atmanın öncesinde, şöyle bir duayı ben önemsiyorum. Ya Rabbi, ben yanılırım ama sen yanılmazsın. Ben bilemem ama sen bilirsin. Ben şaşarım ama sen şaşmazsın. Bana doğru geldiği halde sana yanlış olan şeyler varsa bunu anlamamı nasip eyle. Ben istediğim halde, o istediğim şeyin bana, karşımdakine ya da hayatıma zarar vereceği bir husus varsa, bunu görmek, bunu anlamak konusunda bana yardım et. Sen benden ne istiyorsan onu yapmak üzere niyet ettim. Kendimi senin razı olacağın bir konumda tutabilmeye niyet ettim. Beni bunun arayışında eyle. Beni bunun çabasında eyle diye dua edelim. Allah nasip ederse inşallah biz şimdi yeni bir çalışma başlatacağız ofiste. Psikososyal yönleriyle Siyer diye bir arkadaşımız böyle küçük küçük gruplar halinde yüz yüze eğitim başlatıyoruz. Orada dün yaptık bu konuşmayı, çok enteresan ve çok önemli bir cümle söyledi değerli arkadaşımız. Peygamber Efendimiz, özür dilerim, sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan başlayacağız dedi. Din ırkçılığı kesinlikle yasaklamıştır. Arkadaşımız dedi ki, ve ben de aynen böyle düşünüyorum. Genetik kodlarımızla ilgili bir müdahale yapma şansımız yok. Bize ne geldiyse Allah'ın takdir ettiğidir. Anne babamızın bize nasıl davranacağını bilme şansımız yok. Çocuk masum ve mazur. İkisinin de bizi etkilediği bir gerçek. Fakat şunu bilirsek, bizden öncekilerin yaptıklarının etkisiyle karşılaşıyoruz. Bizim çocuklarımız da bizden gelen genleri taşıyacaklar. O zaman ben genlerimle çocuklarıma iyi bir şey taşıtabilmek için benim neslime doğru kodlamalar yaptırabilmek için şu anda ne yapıyorum? Şu anda ne yapmalıyım? Ben bunu daha önce de söylemiş olmalıyım. Zaman zaman mesleki bilgilerimizi güncellemek, yeni gelişmelerin takipçisi olmak için kongrelere katılıyorum. Kognitif ve davranışçı terapilerle ilgili bir kongrede KDT ve spor diye bir workshop'a katıldım. Kognitif davranışçı terapileri ve spor. Orada çok ilginç bir şey öğrendim.
spor yapmak, spor amaçlı yürümek kötü genleri kapatıyor, iyi genleri açıyor. Bu inanılmaz önemli bir şey. Bu o kadar önemli ve o kadar gerekli bir şey ki, mesela benim ofisime ben evden yürüyerek gelecek olsam yaklaşık bir 20-25 dakika normal bir adımla yürüyerek gelebilirim. Ama beyin bunun ofisime gelme yolculuğu olduğunu biliyor. Bu spordan sayılmıyor. Beyin bunu böyle kabul etmiyor. Niyetimiz bize rengini verir. Bizim niyetimiz yürümek olmalı. Bizim niyetimiz spor yapmak olmalı. Bizim niyetimiz etrafı temaşa ederek, etrafında gördüklerimizi tefekkür ederek, Ya Rabbi bana yürüme imkanı nasip ettin. Ya Rabbi bana sağlık verdin. Ya Rabbi bunları düşünecek akıl verdin. Ya Rabbi sen ne muhteşemsin. Şu yeşillere bak. Rengarenk bir ağaçta kaç tane yeşilin tonu var. Şu çiçek. Kaç çeşit rengarenk çiçekler var. Hepsi aynı topraktan çıkıyor. Ama Rabbim ne kadar büyük, ne kadar güzel, ne büyük nimetler yaratmış. Bunları düşünerek yürümek ibadet. Ve tefekkür ederek yürüdüğümüz zaman şükredecek ne kadar çok şey olduğumuzu fark ediyoruz. Olduğunu fark ediyoruz. O yüzden düşünerek ve doğru hareket etme niyeti içinde olarak hareket ettiğimizde Allah bunu nasip ediyor. Çünkü Allah yola çıkana yol açıyor. Yola çıkana o yolu kolaylaştırıyor. Bildiğiyle amel edene Allah bilmediğini öğretiyor. Allah her an kullarıyla yan yana. Allah her an kullarının faydası, hayrı için hazır. Ve bize diyor ki, iste vereyim. Gönlümüzden geçiyor, Allah bunu biliyor ama el açmamızı istiyor. Hem el açarak kavli dua etmemizi